Üstadımız tabii 1926-27 senelerinde nefyediliyor. Hatta 26'larda önce Burdur'a malum. Ondan sonra bakıyorlar ki Burdur'da işte yine faaliyetlerine devam ediyor. Yani üstadın faaliyeti nedir? Bir alimin faaliyeti ne olur? Gittiği yerlerde tenvir, irşat değil mi? Tebliğ yani. Ondan sonra diyorlar ya biz bunu burada kalırsa bu diyor şey yapar. Durmaz. Biz bunu öyle bir yere gönderelim ki öyle kimse gelip görüşemesin. O da kimseyle görüşemesin. Öyle kendi kendine orada ölsün gitsin diye. İşte o zaman burayı o yani bu barla şey yok. Söyle. Yok, yok. Yol yok. Buraya nasıl geliyorlar? Hayır. Geliyorlar Eğirdir'e. Eğirdir'den kayıkla o şeye geliyorlar. Aşağıya. Onu, neyse üstad buraya gönderiliyor, nefyediliyor. Üstadı buraya gönderiyorlar. O zaman Muhacir Hafız Ahmet abi imam olduğu için şu caminin imamı o zaman karakol komutanı kimse yani çağırıyor onu diyor ki sen diyor bunun dilinden anlarsın bu şarttan nefyedilmiş menfi olarak gelmiş gönderilmiş bu da bir hocadır alimdir neyse sen bununla ilgilen gibi Muhacir Hafız Ahmet abi alıyor getiriyor evine. Tabi üstadın hali ahvali çok farklı. Yani ilk defa böyle bir zat görüyorlar. Üstadımızın o gece ibadetleri, o şeyleri Muhacir Hafız Ahmet abinin çok böyle dikkatini çekiyor. Sonra hanımına diyor ki hanım diyor bizim başımıza diyor devlet kuşu kondu. Yani ne yapıp yapıp biz diyor bunu şey yapmayalım yani incitmeyelim şey yapmayalım böyle. Neyse tabi üstad rahat etmiyor yani evde üstad rahat edemez ki yani. Çocukları falan var şeyleri var. Üstad böyle müstakil bir yer arzu ediyor. O zaman burası böyle köy odası gibi. Eskiden köy odaları var ya. Biraz da böyle şey kalmış. Muattal kalmış yani. Neyse bunu gösteriyorlar. Üstadın hoşuna gidiyor. İşte üstad burada kalıyor yani. O zaman böyle değil tabii. Yani şey olarak böyle mesela şu şeyler yok. Bu pencereler yok. Buralar böyle balkon mu diyorlar? Onun gibi bir şey. Teraçe neyse velhasıl. Orada bu bir oda yani. Üstad burada yaşıyor. Ondan sonra orada malum üstadımız diyor ki bana diyor bir yer yap şu ağaçta diyor şeye. Söyle. Marangoz. Yok yok marangoz. Ahmet abi. Ahmet abiye. Diyor ki böyle ama diyor çivi çakma. O da diyor ki ya ben nasıl çivi çakmadan yapacağım? O dallar artık öyle diyorlar. Diyorlar dikmiş. Sonra sabah kalkmış bakmış dallar böyle eğrilmiş yani şimdiki vaziyetiyle. Sonra oraya işte o yeri yapıyor. Üstadımız orada böyle geceleri hele yaz geceleri falan böyle hep ibadetle meşgul. Meşgul böyle. Evrat eskerle meşgul yani hayatını böyle geçiriyor burada üstad. 8 sene burada kalıyor. Ben dedim ki ya üstad yani birden nasıl böyle tanınmış? Yani kuş uçmaz, kervan göçmez bir köy diyorlar yani ondan dolayı göndermişler ya. Ya nasıl olmuş insanlar üstad'a kafilelerle gelmişler? O zaman Himmet Dede var demin gördük. O da üstadı uzaktan derken yakından görmüş. Yani talebeymiş diyor biz bilmiyorduk yani. Baktık üstad öyle arabası durmuş falan anlatıyor hatırasını da. Neyse. Ondan sonra o dedi üstad buraya gelirken etrafta şai olmuş. İşte bir hoca gelmiş. İşte Şark'tan bir hoca, Kürt hoca veya ne diyorlarsa o zaman yani. Ondan sonra hiç kimseden hediye almıyor. O zaman da öyle bir şey yok. Hoca dedin mi yani milletin zekatıyla, sadakasıyla, şeyle geçiniyor. O zaman devlet de yani şey vermiyor, bir şey vermiyor. Yani o dönemler, o zamanlar yani. Köylüler fisebilillah onun iaşesini karşılıyorlar. Yardım ediyorlar ama bu işte hiçbir şey almayan, hiç hediye almayan bir hoca deyince millet merak ediyor. Bu nasıl bir hoca ki hiçbir şey almıyor, kimseden bir şey almıyor falan. Öyle merak ediyorlar. İşte her gelen üstadın o fazileti karşısında, o kerameti karşısında Risale-i Nur'a talebe oluyor yani. O şeyde de dediler üstad ilk geldiği zaman Muhacir Hafız Ahmet abi demiş herhalde Miraç
ya Miraç yeni geçmiş. Yani o günler yani. Ondan sonra Miraç gecesinin işte o günleri yani. Muhacir Hafız Ahmet abi üstada soruyor ya hocam bize böyle Miraç'ı soruyorlar. Biz şey yapamıyoruz tam anlatamıyoruz falan. İşte öyle Miraç Risalesi telif olmuş yani. Mesela o üstad diyor ya işte o bir zındık böyle haşi inkar etmek için şey yapıyor ya. Güya kendine göre işte eserler yazıyor şey yapıyor. Üstad onu duyuyor. O Barla Gölü kenarında böyle Fanzur ila asar rahmetillahi keyfi yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike le mühil mevte ve hu ala kulli şeyin kadir ayetini böyle sesli bağırarak okuyor o gün böyle. Hep okuyor, okuyor, okuyor. Ondan sonra geliyor. Sonra işte bu 10. söz telif ediliyor. Haşr Risalesi. Öyle öyle derken Risale-i Nurlar buradan telif ediliyor elhamdülillah. Zaten biliyorsunuz maksat böyle üstadın evindeyiz yani. 8 sene üstad burada kaldıktan sonra tabi Risale-i Nurlar intişar ediyor, yayılıyor. Risale-i Nurlar'ın ekserisi yani çoğu Barla'da yazılıyor. Ondan sonra bir kısmı da malum işte Ayetül Kübra ile Münacat Kastamonu'da. Meyve Risalesi Denizli Hapishanesi'nde. Ondan sonra o Esma-i Sitte 30. Lem'a şeyi de söyle. Eskişehir'de. Yok. Evet Eskişehir'de. Ondan sonra El Hüccetü Zahra Afyon'da. İlahir böyle yani bir kısım ama Sanlur'un ekser kısımları şeyleri burada yazılıyor. Ya elhamdülillah işte Barla. Barla ne diyor? Ehli imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir Barla. Buradan elhamdülillah. Üstad bir çekirdek gibi yani hani çekirdeği atarsın ya toprağa koca ağaç olur. Bak şu ağacın çekirdeği ne küçücük bir şey değil mi? Yani bir nevi Barla o toprak olmuş. Üstad o çekirdek gibi yani. Güya Barla'ya göndermişler. Çürüsün gitsin kaybolsun. Üstad Barla'da yeşermiş bir nevi yani. Sanlur Barla'da telif edilmiş. Ne olmuş bak bugün dal ve budakları, meyveleri dünyanın her tarafına dağılmış değil mi yani? Herkes Risale-i Nur'dan okuyor. Buradan ondan sonra çıkan o ağaç dal ve budaklarıyla bütün alemi içine aldı, kapladı elhamdülillah. Ne kadar bahtiyarız değil mi elhamdülillah? Şamlı da nasıl görüşmüş burada? Üstadımız yani o şeyde de görüşmüş ya. Şamlı Hafız Estağfurullah abiyle. Evet, hem şeyde görüşmüş de Şamlı babası demiş ya sen hizmet edeceksin. Yani öyle bir hatıra naklediyorlar. Yani diyorlar üstadımız Şam'da hutbe verirken hani içinde 100 kadar ehli ilim bulunan 10 bin kadar muhteşem bir cemaata Şam Emeviye camisinde hutbe irad ediyor üstad. Orada diyorlar Şamlı abi küçükmüş. Yani anlattıkları ben de bilmiyorum yani sıhhati nasıl. Ondan sonra üstad, Şamlı abinin de babası orada o zaman Osmanlı subayıymış Allahu alem yani. Ordu da subay. O böyle üstadı göstermiş demiş oğlum bu zata iyi bak sen bir zaman buna hizmet edeceksin. Öyle bir şey naklediyorlar. Sonra Şamlı abi İstanbul'da harem var ya haremde bir cami var. Orada da imamlık müezzinlik falan yapmış yani. Daha sonra buraya yerleşiyor yani. Buraya. Artık nasıl oluyorsa demek Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kader getiriyor işte üstadı da buraya. Anlatmak önce talebeler yerleşmiş buraya. Yani kader fıtri tarzda tanzim etmiş yani. Sanki böyle hakikaten nasıl bir tefek. Yani bir de buralar böyle ünsiyetli yerler değil mi? Dağında ayrı bir huzur var şeyinde. Yani böyle Risale-i Nur sinmiş buralara.